Dedim muhtarımız ama yarın bunun yaşlılığı var. Şimdi genç koşturuyoruz. Bir sürü yaşlı burada cuma namazına bile gidemiyor yani. Bu sokaklarda oturan vatandaşlarımız ezan sesi duymuyor. Bize talepte bulundular. Ezan sesi duymuyoruz muhtarım, ne yapabiliriz diye. Bu büyük bir sıkıntı. Şimdi bu alan bütün camilere uzak bir alan. 9 tane camimiz var mahallede ama yetersiz. Mahallemiz yüz ölçümü olarak çok büyük bir alan. Bunu aşmak için biz de buraya hoparlör koyduk. Bir alıcılar koyduk. Ve şu anda ezan sesi geçici bir süre olarak duyuluyor. Ama biz diyoruz ki bu alana, bu mevkiye bir tane cami yeri istiyoruz. Ezan sesi duyulmayınca cami yapmamız da imkansız yer olmadığı için böyle bir fikir geldi. Elektrikçinin tekini aradı ve oradan gel arkadaş tak bunu dedik, fiyatını söyledi, ona göre de hallettik. Bütün camiler uzak, birer kilometre hesaplarsak. Fatih Camimiz var 1 kilometre, Adar Camimiz var 1 kilometre, Hacı Zeynep var 1,5 kilometre, Orta Cami var 1,5 kilometre. Buradaki insanlar ezan sesine hasret gidiyor. Sabah namazına kalkacak bir vatandaşımız hiçbir şekilde ezan sesi duymuyor. Nasıl kalkacak bu vatandaş? Nasıl sabah namazını kılacak? Camiler çok uzak. Buradan hangi camiye gidersek gidelim 20 dakika yürümek zorunda kalıyoruz. Tamam, gençler için iyi de yaşlılar için bunlar olmuyor, yürüyemiyorlar. Mutlaka buraya bir cenazemiz oluyor, ezan sesini, sela sesini duymuyoruz. Hiçbir şekilde yani cami ulaşımımız çok uzak kaldığı için biz çok zorlanıyoruz. Buraya ısrarla biz cami yeri istiyoruz. Ezan sesini kesinlikle duymuyoruz. Bir komşumuz ölüyor, sela veriliyor. Kendi sokağımızdaki insanın cenazesini dahi duymuyoruz verildiği selayı. Sağ olsun muhtarımız buraya hoparlör taktırdı. Hoparlörlerin sayesinde azıcık duyulmaya başladı ama biz hoparlörlerden ziyade biz buraya cami yeri istiyoruz.